nefsinizi koruyun. Bakın Hazreti Ali'l Murtaza radıyallahu teala aleyh Efendimiz İmam-ı Ali işte, Hazreti Ali var mı ötesi daha? Yemin ederek nefsini günahlardan korumanın ızdırabını çekerek söylüyor. Şu parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse nefsim kirlenmiştir diyor. Bu parmağıma içki dökülmüş parmağımla, içki dökülmüş organımla Allah'ın huzuruna çıkmamak için vallahi parmağımı kökünden keserim diyor. Hazreti Ali, aleyküm enfüseküm, nefsinizi günaha bulaştırmayın. Bakınız Kadı Beyzavi, büyük müfessir, dehşetli müfessir, aynen ayetin tefsirine sabahleyin baktım yine, ey ihfezu enfüseküm min mülâbesetil maasi, masiyetlere bulaşmaktan nefsinizi koruyun, manası çıkıyor. Aleyküm enfüseküm. Elimizde yüzlerce tefsir var Allah'a şükürler olsun. O kadar güzel manalar vermiş alimlerimiz ki, günahlardan sakınılacak. Hemen bu noktada bir misal daha vereyim. Harun Reşid'i tanırsınız. Görmediniz ama duydunuz. Harun Reşid, Abbasi halifelerinin mühim bir adam. Abbasi halifelerinden Harun-u Reşid. Onun çok saliha, mutiha, itaatlı, salih bir hanımı vardı. İsmi Zübeyde Hanım. Zübeyde, Harun Reşid'in hanımı. O kadar saliha bir hatun ki kitaplarda nam-ı nişan yazılmış gelmiş. Uzatmayacağım. Bir gün aled devam öğle yemeğini yemek için bizzat halife Harun Reşid mutat üzere alıştığı ve alıştırdığı üzere öğle vaktinde daima eve gelirmiş. Gelir kapıyı çalar, Zübeyde Hanım kocası Harun Reşid'e kapıyı açar. Alıştırmış yani, hep o saatte tam o esnada kapı çalındı mı mutlaka Harun Reşid alıştırmış. Fakat bir sebeple tam o esnada yemek yemek için o saatte o dakikada evine gidememiş Harun Reşid, hizmetçisini göndermiş. Hizmetçi gelmiş kapıyı çalmış, yine Harun Reşid geldi diye, benim nikahlım kocamdır diye başı açık olarak kapıyı açmış ki karşısında kocası yabancı bir erkek. Ama başını, saçlarını, açık olan başını bir saniye göstermiş yabancı erkeğe. Tedbirsiz olmuş yani. Kocamdır, nikahlımdır, bana helaldir diye kapıyı bir an açmış yabancı bir erkek. Ama saçları görünmüş ona. Hemen geriye dönüyor, kitapların hepsinde var bu hadise. Saçlarını kökünden usturayla kazıtıyor Zübeyde Hanım. Hüngür hüngür 3 gün ağlıyor, sokağa çıkmıyor, kimseye çıkmıyor. Harun Reşid ne yapıyorsun diyor, nefsini helak edeceksin Zübeyde. Hayır diyor, yabancı bir erkeğin gözlerini dikip baktığı saçlarımla ben hangi Allah'ın huzuruna çıkacağım diye çıkartıyor. İslam budur. Aleyküm enfüseküm ayeti bunu söylüyor. Sen şimdi gel de şu cemiyeti izah et bakayım. Af buyurun, içindeki çamaşırı bile göstermekten haya ve iffet hissi uyanmayan aşağılık kadınlar hala Müslüman olduklarını söylüyorlar. Nerede İslamiyet? Müslüman kalmak bu gibi hallerle mümkün değildir. Açık saçık kadının neresi Müslüman? Ve nasıl İslamiyeti iddia ediyor? Hangi Allah'a gireceğini söylüyor o? Gelsin bana izah etsin. Mümkün değil. İşte aziz ve asil kardeşlerim,